بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للتي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, biz insanları eşref-i mahluk olarak yaratmış ve bizi bir takım ibadetlerle şereflendirmiştir. Şu anda cuma vazifesini eda ve ifa etmek için erkenden camiye gelen siz dostlarımız ve kardeşlerimiz, böyle bir ibadeti gerçekleştirmek sebebiyle her birimiz şerefleniyoruz, kıymet kazanıyoruz ve Rabbimizin nurdan yaratmış olduğu melekler tarafından istikbal ediliyoruz. Bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü olunca camilerin kapılarında melekler göreve başlarlar. Camiye ilk gelen kişileri kaydederler. Sonra gelenleri yine kaydederler. İç ezan başlayıncaya kadar melekler camiye girenleri giriş saati itibariyle kaydederler. Falan falan saatte geldi, falan falan saatte geldi, şu dakikada geldi diye kaydederler. Bu kayıtlar ne zamana kadar devam eder? Bu kayıtlar ikinci ezan okununcaya kadar devam eder. İkinci ezan okununca, hatip hutbeye çıkınca defterleri dürerler. İlk camiye gelenlere anlaşılsın diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir örnek veriyor. İlk gelenlere sanki bir deve tasadduk etmiş gibi mükafat yazarlar. Arkasından gelenlere bir tosun, bir sığır tasadduk etmiş gibi sevap yazarlar. İşte arkasından gelenlere bir koç tasadduk etmiş gibi sevap yazarlar. İşte biraz daha sonra gelenlere bir kuzu tasadduk etmiş gibi sevap yazarlar.
En son düşe düşe en son saate kalan, yani o defterlerin dürülme saatine doğru kalanlara da bir yumurta tasadduk etmiş gibi, bir hurma tasadduk etmiş gibi kayıt düşerler. Cuma hutbesi başlayınca veya ezan başlayınca defterleri dürerler. Ondan sonra gelenleri kendileri kayıt altına almaz. Ne anlaşıldı buradan şimdi? Demek ki cuma günü camiye erken gelenle erken gelmeyen arasında fark var mı? Hepimiz cumaya geldik, doğru. Ama erkenden gelen ile geç gelen arasında nezd-i ilahiyede Rabbimizin değerlendirmesinde fark var mıdır? Vardır. Peki biz yarım saatimizi, 45 dakikamızı cumadan önce cumaya ayırdık, erken geldik. Kim kazandı burada? Biz kazanmış oluyoruz. Kim şereflendi? Biz şereflenmiş oluyoruz. Rabbimiz bu ve benzeri ibadetlerle bizleri şereflendiriyor. Bir insan gece kalksa, abdestini alsa, namaz kılsa, Kur'an okusa, Mevla'yı zikretse, kimsenin görmediği gecenin derin saatinde. Sağdan soldan kimse görmez, ancak o gece kalkıp abdestini alıp namaza durup ondan sonra Kur'an okuyan insanın o manzarası var ya, gökyüzünden bakan melekler tarafından gözükür. Nasıl gözükür? Gökyüzündeki melekler onları bizim gökyüzüne baktığımız zaman gördüğümüz yıldızlar gibi görürler. Demek ki bu ibadeti yapan insanda, bu ibadetin yapıldığı evde bir nur oluşuyor. Nasıl bir nur oluşuyor? Yıldızın nuru gibi bir nur oluşuyor. Ve bu nur gökteki melekler tarafından gözükmüş oluyor. Artık ben buradayım, ben ibadet ediyorum, ben Rabbimin kitabını okuyorum der gibi o ondan meydana gelen o manevi nur ile etrafa saçtığı ışık ve feyiz ile melekler bu işe, bu olaya muttali olurlar. Kıymetli dostlar, Rabbimizin bizi şereflendirdiği mekanlardan en önemlisi de mescitlerdir. Geçen haftaki dersimizde mescitlerin faziletiyle ilgili bazı konuları paylaşmış olduk. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri paylaşmış olduk. Ancak medeniyetimizde mescitlerin yeri nedir, camilerimizin yeri nedir? Bu noktayı bugünkü dersimizde de yine siz dostlarımızla müzakere etmeye devam edeceğiz. Evvela şunu çok net bilmek lazım. Kainatın sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Kainatı yarattı ama henüz insanoğlu yaratılmadı, Ademoğlu yaratılmadı ve yeryüzü henüz insanlarla hayat bulmadı. Ama Allah Celle Celaluhu yeryüzünde bir beytin, bir evin temelini attırıyor meleklere. Meleklere şurada bir evin temelini atacaksınız diyor. Peki, yeryüzünde daha hiçbir bina yok. İlk temeli atılan bina, Beytullah'ın temelidir. Henüz Adem Aleyhisselam yeryüzüne gelmemiş, insan oluşmamış. İleride gelecek olan Adem Aleyhisselam ve nesline merkez olmak üzere ve Allah'ın evi diyebileceğimiz ev olmak üzere Allah Celle Celaluhu Kâbe-i Muazzama'nın temelini kime attırıyor? Meleklere attırıyor. İnne evvele beytin vud'a lin-nâs. İnsanların menfaati için yeryüzünde ilk yapılan beyt lelleti bibekkete mübareke. Bereket dolu olan Mekke-i Mükerreme'deki Beytullah'tır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu Âl-i İmrân suresinde. Kur'an ahlakını, İslam'ın sistemini iyi bilmek lazım. Bunu kim iyi bilmesi lazım? Herkesin iyi bilmesi lazım. Biz kendi değerlerimizi kaybetmemeliyiz.
şerefimizin esaslarını teşkil eden değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu daha yeryüzünde hiç insan yokken, ileride meydana gelecek ve yeryüzünde yaşayacak insanlar için evvela hiçbir ev yokken Kâbe-i Muazzama'nın temelini attırıyor. Adem Aleyhisselam da yeryüzüne geldiği zaman Kâbe-i Muazzama'nın binası ile meşgul oluyor. Bu bize neyi gösteriyor? Kıymetli dostlar, medeniyetimizi, İslam medeniyetini, dinimizin bizlere sunduğu o eşsiz medeniyeti görmezlikten gelmemeliyiz. Bize bu neyi hazırlatır? Yani ortalıkta hiç insan yok, ileride gelecek olan, yeryüzünde yaşayacak olan insanlara mabet olacak Kâbe-i Muazzama'nın yeryüzünde ilk bina olması, insanlık için, insanların menfaati için ilk yapılan bina olması bize çok şeyleri hatırlatır. Nedir bunlardan bir tanesi? Kıymetli dostlar, olaya baktığınız gözlük çok önemlidir. Zaman zaman sohbetlerimde ifade ettiğim gibi gözümüze takmış olduğumuz gözlüğün camının rengi mavi ise baktığımız beyaz şeyleri de mavi görürüz. Yeşil ise yeşil görürüz. Oradaki renk çok önemli. Sade ise eşyayı aslı gibi görürüz. Olaylara, hadiselere Kur'an gözüyle bakmak farklı şeydir. İslam gözüyle bakmak farklı şeydir. Bir de materyalist gözle, maddeci gözle bakmak ayrı şeydir. Ne gözle baktığın çok önemlidir. Mekke'ye gittiğimiz arkadaşlardan kadın erkek bazılarının Kâbe'ye bakarak, bazılarının Cebel-i Nur'a bakarak ağladığını, gözyaşı döktüğünü gördük. Ama o Cebel-i Nur'a ve Cebel-i Sevr'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, peygamberliğin ilk geldiği Cebel-i Nur'a bakarak, hicret esnasında iltica ettiği Cebel-i Sevr'e bakarak ve çevredeki dağlara bakarak, ey Suud hükümeti, bu dağları bana versen de taş ocaklarında öğütsem ne güzel bunlardan asfalt çıkar diyenleri de gördüm. Birisi Cebel-i Nur'a bakıyor, o kayaları görünce efendim asfalt, taş ocaklarında asfalt yapılabileceğinin hesabını yapıyor. Bir başkası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin'in orada indiğini, peygamberliğinin orada başladığını hatırlıyor, gözyaşı döküyor. Aynı yere bakan iki kişi ayrı ayrı niyetlerle bakıyorlar, farklı şey görüyorlar. Dolayısıyla medeniyetimizi ve şehirleşmemizi, köyleşmemizi, binalaşmamızı İslam gözüyle, Kur'an gözüyle bakmak mecburiyetindeyiz doğru görebilmek için. Doğru baktığımız zaman ne göreceğiz? Bir yerde bir köy mü oluşturacağız? Bir yerde bir mahalle mi oluşacak? Bir yerde site mi oluşturacağız? Siteler bir mahalle kadar, hatta bir köy kadar büyük oluyor günümüzde. O sitenin yapılmasından önce Allah Celle Celaluhu Beytullah'ın temelini attığı gibi evvela orada o sitedeki insanların ihtiyacına cevap verecek, hatta daha da fazla insanların ihtiyacına cevap verecek bir cami-i şerif, bir mescidin orada planlanmış olmasıdır. İslam medeniyeti bunu gerektirir. Kur'an medeniyeti bunu gerektirir. Dinimizin bize öğrettiği medeniyet bunu gerektirir. Şimdi bazı devlet kurumlarının veya özel kuruluşların yaptıkları devasa insanların kalabileceği ticaret alanları, meskenler, kocaman bir efendim bloku yaparken o blokun içerisinde yaşayan insanların ticaret merkezlerinde, hatta eğlence merkezlerinde projenin içerisine koyuyorlar. Buradaki insanların sayısına göre park alanı ne kadar olmalı, kapalı park ne kadar olmalı, yüzme havuzları nasıl, ne kadar olmalı ve ticaret merkezleri kaç kat,
yemekhaneler, lokantalar vesaire yerler neler olmalıdır, bunları projenin içerisine koyuyorlar. Oysa bütün bunlardan daha önemlisi, oradaki insanların dini hayatına hükmedecek olan, yeryüzünün insanlık için ilk binası olan Kâbe-i Muazzama'nın bir şubesi. Bu önemlidir. Bu planlanması lazım. Dünyada vardır bazı ülkeler, çok az. Bir yerde şehirleşme mi olacak? Çıplak bir arazi. Burada binalar yapılacak, insanlar buraya mı taşınacak? Diyorlar ki evvela burada bir cami yapılmalı. Hiçbir bina yapılmadan burada cami yapılmalı. Nasıl bir cami olmalı? Buranın nüfusu ne kadar olacak? Bu nüfusa cevap verecek, bir de yoldan sağdan soldan gelen misafirleri de içine katarak onlara da cevap verebilecek büyüklükte bir cami olmalıdır diyorlar ve önce caminin temelini atıyorlar, cami yapıyorlar, onun etrafında şehir oluşmuş oluyor. Bu uygulama aslında ben Müslümanım elhamdülillah diyen her ülkede olmalıdır. En doğru uygulama budur. Şimdi günümüzde bilhassa İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, İzmir'imizde, büyük şehirlerimizde büyük büyük devasa gökdelen gibi meskenler yapılıyor. Eskiden şehirde, şehrimizde en yüksek göze batan camilerin minareleri ve kubbeleriydi. Şimdi camilerin minarelerini ve kubbelerini gölgede bırakacak, o minarelerin gözükmesi artık mümkün olmayacak hale bunları getiren gökdelenler, AVM'ler, ticaret merkezleri yapılmaktadır. Bu bizim kültürümüzde, bizim din anlayışımızda ve şehircilik anlayışımızda bağdaşmaz. Toki'nin yapmış olduğu binalar ve meskenlerde devlet eliyle yapılan yerler bunlar. Efendim bazı yerlerde efendim işte orta bir mescit cami görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde kibrit kutusu gibi bir cami. Yani bizim toplumumuz sırtını Kur'an'a, camiye, İslam'a bu kadar çevirdi mi kabul edeceğiz? Bu böyle gitmez. Gitmemeli de. Yani bir yerde, bir meskun mahalde en güzel yer, en refah ortam nereli olmalı? Neresi olmalı? Mescitler olmalı, camiler olmalı. Kıymetli dostlar, ben size şöyle bir soru sorsam. Desem ki size, hayatta en çok huzurlu olduğunuz ortam neresidir? Ortaklaşa vereceğiniz doğru cevap mescitlerdir, camilerdir. Can emniyetiniz, mal emniyetiniz, huzurunuz vardır. Bir ahiret hazırlığı yaptığınız yer olması bakımından da haz aldığımız, imanımızın gereği haz aldığımız yerlerdir mescitlerimiz. Mescitler, camiler, kapalı alanlarda, rutubetli alanlarda, kokan ortamlarda, hijyenik olmayan şartlarda olmamalıdır. Camiye girince, mescide girince, oh be ne güzel diyebileceğimiz mekanlar olmalıdır. Fî buyûtin edinallâhu en turfa'a. Yüksek yapılmasına Allah'ın izin verdiği evlerdir bunlar. Bir Sultanahmet'i düşünelim, bir Süleymaniye'yi düşünelim, bir Selimiye'yi düşünelim. Biz değil, çok affedersiniz, gavurlar bile geldiği zaman, turistik amaçla bile gezdikleri zaman, içerisine girdikleri zaman çıkmak istemiyorlar. Ne tarafına bakıyorlarsa bir harika görüyorlar. Sadece sanat eseri olarak olaya bakmayın, içerisine giren insan huzur buluyor. İçerisine giren insan huzur buluyor. İşte mescitlerimiz ve camilerimiz, insanların içerisine girdiği zaman temizliğiyle, düzeniyle, hijyenikliğiyle ve atmosferiyle ne olmalıdır? Huzur bulduğumuz ortamlar olmalıdır. Camileri ve mescitleri yaparken de o alanın en güzel yerine yapmalı. Çünkü orası ortak alandır. Cenazelerimizin kalktığı yerlerdir oralar. Toplu olarak buluştuğumuz yerlerdir oralar. Cumaları ve bayramları kıldığımız yerler değildir sadece. Günde 5 defa buluşabileceğimiz yerlerdir. Kıymetli dostlar, bizim İslam medeniyetinde camisiz olmaz, mescitsiz olmaz. Bir önceki dersimde, Cuma sohbetinde söylemiştim.
Yine hatırlatma babında söyleyeyim. Mescit mi büyük, cami mi büyük? İslam literatüründe mescit daha büyüktür, cami biraz daha küçük olana deniyor. Mesela aklınıza kalması bakımından diyorum, Mescid-i Haram diyoruz. Camiyi haram demiyoruz, Mescid-i Haram. Kâbe'ye ne diyoruz? Mescid-i Haram diyoruz. Peygamber Efendimiz'in mescidine ne diyoruz? Mescid-i Nebevi diyoruz. Yani mescid ifadesi Türkiye'de böyle apartmanların altında küçük minik olan yerlere mescid diyorlar daha çok. İşte yolda giderken restoranların orada minik bir şekilde dinlenme tesislerinde olanlara mescid falan yazısı da vardır. Dolayısıyla bu uygulama sebebiyle mescid deyince bizim aklımıza biraz daha küçük olan geliyor. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii gibi bu tip büyüklere de cami dediğimiz için Türkiye'de cami deyince Sultanahmet gibiler akla geliyor. Mescid deyince de apartmanların altında küçük olanlar akla geliyor. Ama dini literatürde bu böyle değildir. Yani bizim Türkiye'mizdeki örfte alışılan bu olsa bile doğrusu bu değildir. Zarar eder mi? Zarar etmez. Mescid de cami de aynı yeri, mabedi bizi hatırlatır. Kıymetli dostlar, zaten Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'ı efendim tabiri caizse kucağında bulmuştur, değil mi? Adem melekler temelini attı. Adem aleyhisselam binasına başladı. İbrahim aleyhisselam tazeledi, yeniledi, yaptı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin kucağında büyüdü. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de artık duramaz hale geldi, hicretine izin verildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan Mescid-i affedersiniz, Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine-i Münevvere girer girmez konakladığı ilk yerde Kuba Mahallesi'nde konaklamıştı. Kuba Mahallesi'nde konakladığı yerde ilk yaptığı şey bir mescit bina etmektir. Bakınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geliyor. Birkaç günlüğüne bir yerde bekleyecek. O birkaç günlüğüne bekleyeceği yerde ne yapıyor? Hemen bir mescit bina ediyor. Bu mescid hangi mescidir? Kuba Mescididir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yaptığı mescid, kendisi de fiili olarak çalışarak yaptığı mescid hangisidir? Kuba Mescididir. Tabii ki o günkü şartlarda mescid yapmak böyle betonlarla, demirlerle falan değildi. Ama sonuçta mescid olabilmesi için diğer evlerden daha farklı, daha geniş, daha itina ile yapılan yerlerdi. Peki kıymetli dostlar, meleklerin insanlık için temelini ilk attıkları yer Kâbe-i Muazzama olması, Beytullah olması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine-i Münevvere geldiğinde daha henüz birkaç gün karar kıldı Kuba Mahallesi'nde. Devam edecek, orada kalmayacaktı. Buna rağmen hemen orada bir mescit yapması ve daha sonra oradan şu anda Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu göçmesi ve orada da en kısa zamanda mekan tahsisini, ücretini ödeyerek mekan tahsisi yapmak suretiyle Mescid-i Nebevi'yi oluşturmaları bize neyi gösteriyor? İslam medeniyetinde mescitsiz mahalle olmaz. Şimdi gökdelen gibi yapılan binalar, büyük, devasa, efendim şehirleşme planları içerisinde kentsel dönüşüm adı altında yapılan büyük devasa binaların her birisi başlı başına bir camiye ihtiyacı var. Kardeşler, bu devasa yapılan binaların her birisinde aşağı yukarı ne vardır? Yüzme havuzları vardır. Konferans salonları vardır. Eğlence merkezleri vardır. Marketler ve ticari alanlar vardır. Eğer bunlar İslam kültürüne sahip olan insanlar tarafından yapılıyorsa, oradaki en azından oradaki insanları içtihap edecek, içine alabilecek, gerçekten içine girince huzur alabileceğimiz bodrumda kapalı alanlarda, güneşin görmediği alanlarda değil, en güzel alanlarında, en güzel mekanlarında ne olmalıdır? Mescid olmalıdır. Eğer böyle yaparsak İslam kültürünü işimize yansıtmış oluruz. Kıymetli dostlar, camiler ve mescitler sadece bayramların ve cumaların kılındığı bir yer değildir.
İslam toplumunda, İslam medeniyetinde kıymetli dostlar, mescitler aynı zamanda ilim öğrenme, haramı helali öğrenme, ticaretimizi öğrenme, evlilik hukukumuzu öğrenme, ilahi sorumluluğumuzu öğrenme yerlerimizdir. Soruyorum size, cuma günleri dinlediğimiz sohbetlerle ve camilerde yapılan diğer namazlardan önce veya sonraki sohbetlerle, bizim burada pazar günleri sabah da ayrıca sohbetimiz var, çarşamba günü kadınlara öğle ikindi arası sohbetimiz var, bazı namazlardan önce hadis derslerimiz var, diğer camilerde de buna benzer hizmetler var. Camilerden duyduğumuz bu gerçekleri, eğer biz camilerden duymamış olsaydık, nereden duyacaktık bunları? Camiler bizim sadece namaz kıldığımız alanlar değil, dinimizi de öğrenmemiz gereken alanlardır. Kıymetli dostlar, işin aslına bakmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de yaptığı mescide ne diyoruz? Kuba Mescidi'den sonra şu anda metfun bulunduğu mescide ne diyoruz? Mescid-i Nebevi diyoruz. Doğru mu? Peki bu Mescid-i Nebevi fonksiyonları itibariyle ne yapıyordu? İşte mescitler öyle olmalıdırlar. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazlarını kıldığı gibi 5 vakit namazını cemaatle kılıyordu. Doğru mu? Hemen evi mescide bitişik miydi? Mescide bitişikti. Kapıyı açınca nereye giriyordu? Mescide giriyordu. Mescidden kapıyı açınca evine çıkıyordu. Yani bir taraf, mescidin bir tarafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek odaları vardı. Demek ki mescitle hayat birbirine bitişik. Peki, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmainin de evleri mescidin etrafında idiler. Yakın uzak hepsini, yerleşimlerini öyle sağlamışlardı. Hepsi bundan ibaret mi? Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Ashab-ı Suffe'nin kaldığı, yetiştiği yer var mıydı? Ashab-ı Suffe. Neymiş Ashab-ı Suffe? Yani kendisini ilme tahsis etmiş, Efendimiz'den dini öğrenecek, gelen ayetleri ezberleyecek, bu ayetlerin açıklamalarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birinci ağızdan alacak ve ezberleyecek. Oradan aldığı bilgilerle alim olacak. Medine'ye ve çevreye yayılarak Kur'an'ı ve İslam'ı insanlara öğretecek olan ilk İslam üniversitesi, ilk İslam medresesi, en büyük üniversite, oradan büyük alimler yetişmiştir. Nereden yetişmiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine diz çöken o Ashab-ı Suffe dediğimiz insanlar, o büyük alimler, büyük sahabi rıdvanullahi aleyhim ecmain, o Mescid-i Nebevi'nin içerisinde orasını yatılı bir üniversite olarak kullanmışlardır. Öyleyse mescit dediğimiz zaman, cami dediğimiz zaman aynı zamanda bir ilim merkezi olmalıdır. Biz bundan şunu da alabiliriz. Tabi Mescid-i Nebevi'de kalan insanların, o Ashab-ı Suffe'nin sayısı 10 bin, 20 bin değildi. O mescid zaten o kadar insan alacak durumda değildi. Ancak şunu biz çok net bir şekilde anlarız. Bizim ilim merkezlerimiz, üniversitelerimiz, liselerimiz ve benzeri okullarımızın bahçelerinde ve en yakınlarında mükemmel bir mescit olmalıdır, mükemmel bir cami olmalıdır. Sadece göz alışkanlığı bile, kubbesiyle, minaresiyle, mihrabıyla, estetik yapısıyla beraber göz alışkanlığı bile ne yapıyor? İnsanı din ile bağlantılı hale getiriyor. Yeni Bosna'ya ziyarete gitmiştik arkadaşlarla. Orada Batılılar yüksek bir tepenin üzerine büyük, her taraftan gözükebilecek kocaman bir haç yerleştirdiler. Anlattıklarına göre helikopterlerle getirip yerleştirdiler. Oraya ulaşıp ona müdahale etme şansı yok. Peki neden haç resmini, haç işaretini, haçı herkesin görebileceği yüksek bir tepeye, çoğunluğu Müslüman olan insanların yaşadığı bir bölgede neden bunu yerleştirmeye çalışıyorlar? İnsanın gözü haçı göre göre hıristiyanlığa ısınacaktır. Dikkatinizi çekmiştir. Benim burada çok fazla dikkatimi çekmedi. Afrika'ya gittiğimde, Gine'ye gittiğimde,
Efendim Burkina Faso'ya gittiğimde görmüştüm, dikkatimi çekmişti. Yolda giderken eğer yanıp sönen bir haç işareti görüyorsanız orası eczanedir. Eczane olduğunu gösteriyor. Soruyorum size. Eczaneye her hastanın ihtiyacı var. Aşağı yukarı değil mi? Yaşadığımız günümüzdeki toplumdaki insanların çocuğundan tutun da büyüğüne, yaşlısına varıncaya kadar eczaneye ihtiyacı vardır. Neden haç işareti? Yani Hristiyanlar ve dinsizler, Hristiyanlar kendi dinlerini insanlara çocukluktan itibaren empoze edebilmek için o haç işaretini ne yapıyorlar? Ambulanslara koyuyorlar. Efendim eczanelere koyuyorlar, hastanelere koyuyorlar. Yetmemiş kocaman dağın, en yüksek dağın tepesine her taraftan gözükecek haç işaretini yerleştiriyorlar. Şimdi varsın Hristiyan, Hristiyanlığını yapsın. Ama benim memleketimde de eczanelerde eğer efendim uluslararası amblem gibi haç gözüküyorsa işte burada sıkıntı var. Kıymetli dostlar, biz kendi kültürümüzü ihmal etmemeliyiz. Aramızda müteahhit kardeşlerimiz vardır. Müteahhit kardeşlerimizi yönlendirenler de daha çok sizsiniz. Arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Kardeşler, müteahhitler nasıl yapmalıdırlar evleri? O evlerin içerisine bizim din kültürümüzü yansıtmalıdırlar. Bizim kültürümüzde tuvalette abdest alınmaz. Bizim kültürümüzde banyoda abdest alınmaz. Abdest için banyo ve tuvaletin dışında bir lavabo olmalıdır. Bu bizim kültürümüzdür. Tuvalette lavabo var. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim mi diyeceksin tuvalette? Besmelesiz abdesti almayacağına göre, her uzvunda abdest besmele çekeceğine göre tuvalette lavabo varsa o lavaboda besmele ile nasıl abdest alacaksınız? Banyoda hem banyo vardır hem klozet vardır. Efendim her ikisinin olduğu bir yer masabbul ekdar diye fıkıh kitaplarında geçen, yani insan affedersin çünüpken, adetliyken temizlenip kirlerini döktüğü bir yerdir burası. Yani siz bir gözünüzde değer vermediğiniz bir misafire bile kusura bakma yerimiz yoktur, gel şu banyoda sana yemeğini burada vereyim der misiniz? Yani siz banyoyu yemekhane olarak kullanır mısınız? Yakışır mı? Ne kadar temiz olursa olsun banyo yemek yeri değildir, değil mi? Gel şu banyoda oturalım da çayımızı orada içelim diye hiçbir arkadaşınıza söyler misiniz? Hatta siz içer misiniz? Banyodur burası, banyo. Çay içme yeri değildir, yemek yeri değildir. Çayınızı içemediğiniz, yemeğinizi yiyemediğiniz yerde en mukaddes olan namazınız için yapacağınız abdest hazırlığını orada nasıl yapacaksınız? Uygun mudur? El cevap doğru değildir. Nasıl olmalıdır? Biz kültürümüzü evlerimize yansıtmalıyız. Birçok kardeşimiz, müteahhit kardeşimizle konuştuğumuz zaman hocam bizden ev istemeye gelenler normal affedersiniz tuvalet istemiyorlar, klozetli tuvaleti istiyorlar diyor. Bazıları kırdırıyorlar, böyle yaptırıyorlar. Kıymetli dostlar, siz teknolojide Avrupa ile yarış yapabilirsiniz. Bizde olmayıp orada olan teknolojiyi ülkemize getirebilirsiniz. Daha iyisini de yapabilirsiniz. Ancak kendi kültürümüzü, kendi örfümüzü, kendi adetimizi mutlaka korumalıyız. Bir yıl Avrupa'ya gitmiştim, Hollanda'ya gitmiştim. Orada şunu gördüm. Baktım ki bizim insanlar ev alıyorlar, ev satın alıyorlar. Çok affedersin, tuvaletlerinde hepsinde klozet var zaten. Ama klozetlerde musluk yok. Klozetlerde musluk yok. Bu ne dedim? Şaşırdı kaldı. Hocam buralarda böyle dedi. Ne demek ya buralarda böyle? Bu ev senin mi kardeşim? Evet senin. Sen bunu satın aldın. Aldın. Peki sen bunu neden Müslümanca yapmıyorsun ki? Batılının affedersin taharet ihtiyacı yok. Ey Müslüman senin demiyor. Efendim ibriklerle durumu idare ediyorlar. Niye idare ediyorsun? Sen buraya bir günlüğüne yaşamıyorsun ki. Sen burasını mesken aldın ve burasını satın aldın. Efendim istersen kiracı olarak otur yani. Klozette musluğun olmasına ne engel var? Sadece onların örfüdür öyle. Son zamanlarda gittiğimde baktım o da değişti. Demek ki bağırmanın çağırmanın biraz da faydası oluyor. Şimdi kıymetli dostlar,
camilerimizin, mescitlerimizin bizim medeniyetimizdeki yerine gelince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kullanmıştı? Bir üniversite olarak kullanmıştı. İslam'ın ilk üniversitesi Ashab-ı Suffe ile başlamıştır. En büyük alimler orada yetişmiştir. Onun için camileri sadece namaz kılınıp çıkılan yerler olarak görmemek lazım. Bir zamanlar Türkiye'de bir Türkçeleşme furyası başlamıştı. Türkçenin içerisinde ne kadar Arapça kelimeler varsa bunları çıkarmaya çalışıyorlardı. İmkan diyecek yerde olanak diyorlardı. Böyle bir furya başlamıştı. O zaman her şeyi Türkçeleştirirken imam Arapça bir kelimedir. Bunu da Türkçeleştirmek istemişlerdi. Ne demişlerdi imama? Kıldır kaç. Kıldır kaç. Ne demek? Ya namazını kıldır da kaç, durma camide. Cami imamın durmadığı, namazdan sonra kaçtığı yer olmamalı. Doğru mu? Burası bir ilim merkezi olmalı. Siz kardeşlerim, iş yerinizde işiniz var, gücünüz var. Ofisinizde çalan telefonlar, gelen telefonlar, gelen müşterilerle meşgul olacaksınız. Ben Kur'an öğrenmek istiyorum hocam, gel ofise bana Kur'an öğret veya bir öğrenci gönder bana Kur'an öğretsin deseniz bu yürümez. Niye yürümez? Müşteriye mi bakacaksın, telefona mı bakacaksın, gelene gidene mi bakacaksın, hesaplara mı bakacaksın, yoksa gelen insanın sana öğreteceği Kur'an'a mı odaklanacaksın? Bu zor. Ama siz iş yerinizden kalksanız, camiye gelseniz, deseniz ki şu saatte ben elverişliyim, Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum deseniz, bu en güzel, bereketiyle beraber güzel, hayatımızda farklı bir anı oluşmuş olur. Onun için kıymetli dostlar, camilerimizi bir ilim merkezi olarak kullanmalıyız, eğitim merkezi olarak kullanmalıyız. Hayatımızda evimizin fonksiyonu gibi, iş yerimizin fonksiyonu gibi caminin de fonksiyonu olmalıdır. Bir başka şey söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde bir farklı bir özellik daha vardı. Evi bitişiğindeydi. İçerisinde Ashab-ı Suffe vardı. Herkes sorusunu oraya sorardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahları nerede kılardı? Nikahları camide, mescitte kıyardı. Elçileri nerede kabul ederdi? Elçileri mescitte kabul ederdi. Bütün devletin önemli işlerini mescidin içerisinde yapardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir farklı özellik söyleyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin bir tarafında çarşı vardı. İnsanlar beşeri ihtiyaçlarını, efendim ailevi ihtiyaçlarını görebilecekleri, ticaretlerini yapabilecekleri, ticaret tezgahlarını kurdukları yer vardı. Hemen öbür tarafında da Cennetül Mualla vardı. Cennetül Bekir vardı. Yani Cennetül Bekir nereye diyoruz? Kabristan. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidini ziyaret ettiğimiz zaman, kıbleye döndüğümüz zaman sol tarafta mescidden çıkar çıkmaz ne vardır? Cennetül Bekir vardır. Yani bir tarafında dünyaya hitap eden ticaretin yapıldığı yer, bir tarafında da ahireti hatırlatan mescidin hemen yanında ne vardı? Cennetül Bekir dediğimiz kabristan vardı. Bir tarafa bakarsın dünyevi ihtiyaçlarını görürsün, bir tarafa bakarsın ahireti hatırlarsın, ölümü hatırlarsın, böyle bir yerdi. Öyleyse biz ticaretimizin haramını, helalini, doğrusunu, yanlışını nerede öğreneceğiz? Mescitlerde öğreneceğiz. Evlilikle ilgili, aile hukuku ile ilgili kriterleri nerede öğreneceğiz? Mescitlerde öğreneceğiz. Kısacası dinimizi, dünyamızı biz mescitlerimizde öğreneceğiz. Bizim medeniyetimizde mescitlerin yeri farklıdır. Şerefli ecdadımız fethettiği bölgeleri fetheder etmez ilk yaptığı şey ne olmuştur? Mescitler olmuştur. Birçok vilayetimizde camilerin isimlerinin Ali Paşa, Hasan Paşa, Hüseyin Paşa gibi paşa isimleri taşıdığını görmekteyiz. Bunun anlamı nedir? Paşalar fethettiği yerlerde ilk yaptıkları yer ne olmuştur? Camiler olmuştur. Ve o camilere kendi isimlerini vermişlerdir. Öyleyse camiler ve mescitler bizim vazgeçilmez medeniyetimizin unsurlarıdır. Uçakla ülkemizin herhangi bir vilayetine gittiğimizde aşağı doğru inişe uçak başladığı zaman şöyle yerdeki mekanlar güzel güzel gözükmeye başladığı zaman en çok hoşumuza giden neresidir? Minareleriyle gözüken, kubbeleriyle gözüken köylerde, mahallelerde, dağların başında efendim şehirlerin göbeğinde, merkezindeki o güzel abidelerdir, mescitlerdir, camilerdir. Evet, kıymetli dostlar, Rabbim bizi camilerden mahrum eylemesin. Sadece cenazesi camiye gelenler vardır. Rabbim bizi onlardan eylemesin.
O cenazenin bile camiye gelmesi, o bile bir güzelliktir. Biz onlara da kızmıyoruz. Ya camiye gelmese, başka yere götürseydi ona daha çok rahatsız olurduk. Ama biz ne arzu ediyoruz? Şimdi elhamdülillah bedenlerimiz camide olduğu gibi, hayattayken camiyle içli dışlı olan, efendim öldüğü zaman da camiden şerefle cenazesi kaldırılan, şerefli insanlardan olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bizleri camisiz bırakmasın, camilerimizi cemaatsiz bırakmasın, minarelerimizi ezansız bırakmasın. Toplumda şu cümlelerle bitireyim. Türkiye'de tarihimize baktığımız zaman büyük olaylar hep camilerden başlamıştır. Efendim Sütçü İmam nereden başlattı Maraş'taki bu hareketi? Nereden başlattı? Bir cuma hutbesinden sonra başlattı. Bir cumada camide cemaatle başlattı. En son 15 Temmuz olayında ülkemiz üzerine çökmekte olan o karanlık kabusu efendim giderme noktasında minarelerden okunan salalar ve ezanlar da elbette büyük etkisini göstermiştir. Öyleyse savaşta, hazarda, her zaman ve her yerde biz camisiz, mescitsiz olamayız. Rabbim bizi camilerden, cemaatlerden mahrum eylemesin.